Merhabalar. Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan, küçük kriptobentik balıklar mercan resiflerini nasıl besliyor? Başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz ve başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Mercan resiflerinin besin yönünden zayıf sularda yaşamalarına rağmen pek çok balık türüne nasıl oluyor da ev sahipliği yapabiliyor oldukları bilim insanlarının merak ettiği konuların başında geliyor. 23 Mayıs tarihinde Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, şimdiye dek pek dikkatçe ekmemiş bir grup bu toplulukları besliyor. Bu grup ise kriptobentik adı verilen küçük ve genellikle resiflerin alt taraflarında ikamet eden balıklar. Çalışma, bu balıkların mercan resifleri üzerinde kritik bir rol oynadığını ve hızlı yaşam ölüm döngüleri sayesinde popülasyonlarını hep yeterli seviyede tutarak mercan resiflerinde tüketilen balıkların neredeyse %60'ını oluşturduklarını göstermekte. Daha önce Smithsonian'ın Tenenbaum Deniz Rasathaneleri Ağı ve şu anda da Simon Fraser Üniversitesi'nde postdoktora araştırmacısı Simon Brundle, bilim insanlarının yüzlerce yıldır mercan resiflerin in devamlılıklarını nasıl sağladıkları ve deniz çölü içinde farklı ekosistemlerin gereksinimlerini nasıl karşıladıkları konusunda kafaları karışıktı, diyor. Neredeyse evrensel ölçekte gözden kaçan bu balıkların mercan kayalıklarındaki balık topluluklarının temel taşı olarak hizmet gördüklerini bulmak dikkat çekici. Gobiler, bleniler ve kardinal balıkları gibi kriptobentik resif balıkları tüm deniz canlıları içindeki en küçük omurgalılardır. Boyutlarına göre değişmekle birlikte en küçük kriptobentik balıklar asla 3 cm kadar büyümeyecek ve ağırlığı da neredeyse olmayacaktır. Diğer resif canlıları bu balıkları yumurtadan çıktıklarının daha ilk günlerinde yiyecekler. Ebeveynlerine yakın duran kriptobentik yavrular. Bu aşırı tüketmeye rağmen kriptobentik balık popülasyonu kaybolup yok olmak yerine avlanma karşısında sürekli olarak gelişir. Araştırmacılar bu döngünün nasıl olduğunu resif balıklarının larvalarıyla çalışarak çözdüler. Birçok balık türünün larvaları ancak birkaç tanesinin hayatta kaldığı denize yayılırken kriptobentik balıklar farklı davranır. Brundle ve takımı, bu balıklarının larvalarının ebeveynlerinin resiflerine yakın yerlerde durduğunu ve bebeklerin bu sayede daha fazla hayatta kaldığını buldu. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde küratör ve araştırmanın yardımcı yazarı olan Caroline Baldwin, kriptobentik balık larvalarının resifleri yakınındaki larva evresindeki balık toplulukları domine ettiğini bulduk. Bu da diğer resif canlıları için bir besin kaynağı olarak sürekli yeni nesil küçük balık sağlıyor, diyor. Bu balıkların mercan resiflerine olan büyük katkıları inanılmaz. Tarihsel olarak, muazzam önemlerini anlamadığımız kadar küçükler. Avustralya, Kanada, Fransa ve ABD'den bilim adamları bu araştırmaya katkıda bulundu. Ekip Belize, Fransız Polinezyası ve Avustralya'da kriptobentiklerle çalıştı. Mercan resif balıkları larvaları hakkında onlarca yıllık veriyi birleştirdi ve kriptobentiklerin mercan resif sakinlerinin beslenme alışkanlıklarına nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi anlamak için bir nüfus modeli geliştirdi.
araştırma. Brandlin Smithsonian'ın Marine Global Dünya Gözlemevi'nde postdoktor olduğu 2015 yılında başladı, ancak bu küçük balıklar bugün hiç olmadığı kadar alakalı. Mercan resifleri çarpıcı bir şekilde azalırken, balık toplulukları ve bunlara bağımlı olan insanlar tehlikede olabilirler. Araştırmacılar, büyük kriptobentik çeşitliliğin ve eşsiz yaşam tarzlarının, mercan resifleri için esnek bir temel oluşturabileceğini umuyorlar. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.